Arkası Yarın. Erisin, dağların karı erisin. İkinci bölüm. Yazan ve yöneten Mehmet Köseoğlu. Seslendirme yönetmeni Yaşar Özdemir. Kayıt ve montaj Muhittin Sami Yaygıngöl. Program yönetmeni Bahattin Apak. Çoban Hüseyin ağa kızı Emine'yi sever. Emine de Çoban Hüseyin'i sever. Arada sırada gizli gizli buluşup hasret giderirler. Ama Emine bu buluşmalardan tedirgindir. Hüseyin'e köyün büyüklerini gönderip kendisini istetmesini söyler. Zavallı Hüseyin, kimsesiz Hüseyin, ağanın kızını kendisine veremeyeceğini bildiği halde muhtara, öğretmene, imama yalvarır ve Emine'yi babasından istedir. Ne var ki kendini beğenmiş kibirli ağa gelenleri konağından kovar. Annesi de Emine'ye bir çobanla evlenmesinin mümkün olmadığını söyler. Ağa öfkeli, Emine üzgün, Hüseyin ise çaresizdir. Bey, ben bu Emine'nin halini hiç beğenmiyorum. Bu kıza bir şey olmazsa iyidir. Ne olacakmış kıza? Çoban Hüseyin'in istettiği günden beri odasından hiç çıkmıyor ki. Doğru dürüst yemek yediği de yok. Oğlanı olan sevdasından 15 günde yine ipliğe döndü. Hastalanacak diye korkuyorum. Gebersin. Bir çobana gönül vererek ağalık itibarımı iki paralık etti. Köylülerin gözünde kızını çoban isteyen ağa olarak adım çıktı artık. Kemiklerini kırmadığıma dua etsin. Haklısın ama bu işi böyle kestirip atamayız. Gençtir. Onun yaşındakiler herkese gönül verir. Ne demek istersin hatun? Yemek kesin şişmanlasın diye o çobanla evlenmelerine izin mi vereyim yani? Yo, maksatla demedim. Ben de kızımı çobanla evlendirmek yanlısı değilim. Tek istediğim bu işi kesin bir şekle bağlayalım. Kız da umut içinde beklemesin. Canım vermem dedim ya. Görücü gelen köylüleri konaktan kovdum ya. Daha ne yapayım Halime? Çobanı öldürtmemi mi istersin yoksa? Tövbe. Başka çareler varken neden elini kana bulayacaksın? Ne yapalım öyleyse? En kısa zamanda şanımıza layık birini bulup al duayla gelin edelim kızımızı da. Olsun bitsin bebek. Şimdi durup dururken bu da nereden çıktı ya? Durup dururken değil bey. Kızı çobanın sevdasından vazgeçirmenin tek yolu evermek. Yoksa böyle odasında oturup gece gündüz hep onu düşünecek. Düşündükçe de sevdası artacak. Bu yüzden bir an önce bize layık birini bulup da hemen baş göz edelim. Böylece bu çoban Hüseyin meselesi de bitmiş olur. Evlendiği zaman çobanı unutur mu dersin? Unutur mu ne demek ağam? İnsan evlenip de kocası çocukları olunca geride bıraktıklarını düşünür mü artık? Doğru dersin hatun. Aferin sana. Bu hiç aklıma gelmemişti. Şöyle mevkimize, şanımıza uygun bir ağa oğlu bulursam... Hiç üçüne beşine bakmadan evlendirelim gitsin Emine'yi. Olsun bitsin bu iş. İyi olur. Yoksa neme lazım. Emine genç, çoban genç. Bu yaşta her şeyi yapar insan. Bakarsın birbirlerine kaçarlar maçarlar da. İşte asıl o zaman şerefimiz itibarımız iki paralık olur. Adı bir çıktı mı bedavaya da versen kimse almaz artık kızımız. Allah göstermesin. Her öyle bir şey yapsınlar işte o zaman ikisini de gebertirim. Nereden aklıma soktun be kadın? Kahya! Öfkelenme ağam. İlle de kaçarlar demedim. Ama birbirlerini sevip de kaçanlar çok oluyor sen de bilirsin. Benim kızım kaçmaz. Kimse de kaçıramaz onu. Beni mi çağırdın ha? Evet seni çağırdım Kahya. Kulaklarını aç da iyice dinle beni. Bugünden tezi yok konağın dört bir tarafında nöbetçi bulundurmanı isterim. Hayırdır ağam? Seni tedirgin eden bir şey mi vardır? Hayır. Sadece tedbiri elden bırakmak istemiyorum. Kızımla evlenmek isteyen çoban Hüseyin'in her ne şart altında olursa olsun konağıma yaklaşmasını istemiyorum. Zorla ya da gizlice girdiğini görecek olursak? Hiç acımadan vurup gebertebilirsiniz. Sorumlusu benim. Baş üstüne ağam. Ah bir şey daha var. Kızım Emine'ye de dikkat edilecek. Onun da hiçbir şekilde konaktan ayrılmasına izin yoktur. Adamlarını tembihle. Olur ağam. Evet Halime. Gördüğün gibi ortada kaygılanacak bir durum kalmadı artık. Ne çoban Hüseyin konağa girebilecek ne de Emine konaktan dışarı çıkabilecek. İçin rahat etti mi bari? Etti ağam etti.
Kezban'a da söylerim. Onun da gözü Emine'nin üzerinde olur. Anormal bir durum olursa bana haber versin hemen. Ah. Yüce Rabbim de inşallah tez zamanda bize layık bir damat çıkartırsa karşımıza. Esas içim ondan sonra rahat edecek. Bu dediklerin doğru mu Kezban? Doğru vallahi. Hanım annen söyledi Emine ablam. Güya ben onun casusuyum ya. Benden bir şey gizlemiyor. Yani beni alelacele tanımadığım, bilmediğim, sevmediğim biriyle evlendirecekler ha? He valla. Hüseyin'le kaçacağından korktuğu için senin başını bağlamaya kafasına koymuş. Benden söylemesi hanımım. Gayrı ne yaparsın bilemem. Sağ ol Kezban. Senden bir şey rica edeceğim. Buyur hanımım. Senden Hüseyin'e gitmemi istiyorum. Ne? Hüseyin'e mi? Evet. Ona git ve babamın beni bir başkasıyla evlendirmek istediğini söyle. İyi ama hanımım. Ağababam bunu duyacak olursa konağın avlusundaki incir ağacına asar beni. Duymaz duymaz. Sen bir yolunu bulursun Kezban. Nasıl olsa senin için çiftlikten dışarı çıkma yasağı yok. Ne olur Kezban. Benim hatırım için. Ne durumda olduğumu görüyorsun. Zavallı çoban ne de hoş öttürüyor kavalını. Anca sevdalı biri böyle yanık çalar. Ah Maksutam, neden ayırırsın sevenleri sanki? Yazık değil mi? Günah değil mi? Çobansa çoban. O da Allah kulu değil mi? Hüseyin! Hüseyin! Kezban! Senin ne işin var burada bacım? Ne kadar yanık çalıyorsun kavalını. Ben değil bacım. Yüreğim çalıyor onu. Onu böyle yanık söyleten yüreğimdeki sevdadır. Ağamın kızı Emine mi? Başka kim olabilir ki? Senin ne işin var burada? Hanımım yolladı beni. Sahi mi? O nasıl? Sağlığı iyi mi? Ne zamandır bir haber alamıyorum ondan. Alamazsın tabii. Sen onu istettiğin günden beri ağa onun konaktan dışarı çıkmasını yasakladı. Tahmin etmiştim. Benim de konağa yaklaşmamı yasaklamış. Ne olacak bizim sonumuz bilmiyorum. Eminem iyi mi bari? Yüzü gülüyor mu? Sen nasılsın? Hiç iyi değilim. O da iyi değil. Sen nasılsan o da öyle. Niye yolladı seni? Babam beni bir ağaoğlunla evlendirmek istiyor. Ne yapacaksa yapsın. Elini çabuk tutsun dedi. Ne? Eminem'i evlendirmek mi istiyorlar? Ağa kızını istettin diye bu işi gurur meselesi haline getirdi. Hem köyde dedikodular olmasın diye... Hem de Emine ile kaçacağından kaygılandığı için onu bir an önce baş gözetmek istiyor. Allah'ım Allah'ım, ne olursan yardım et bize. Yani Emine onu kaçırmamı mı istiyor? Elini çabuk tut dediğine göre öyledir herhalde. İyi ama kaçsak bu karda kışta nereye gidebiliriz ki? Kar yüzünden dağlar geçit vermez. Yollar hepten kapalı. Bu kışın ayazında kime sığınabiliriz ki? Yaz olsa bir tarlaya ırgat olurdum. Bir sürüye çoban olurdum. Yani kaçırmayacak mısın? Söyle ona biraz sabır gerekli. Şunun şurasında ne kaldı ki kışın bitmesine, karların erimesine? Ah Emine, ah Emine. İyi de sen baharı yazı bekleyince Emine hanımım evlenir de çocuk sahibi bile olur. Allah aşkına sen de böyle söyleyip kanayan yüreğimi dağlama Kezban. Ben sadece kaçabileceğimiz bir yer bulamayız diyorum. Böyle mi diyeyim Emine hanımıma? Böyle de. Onu çok sevdiğimi, çok özlediğimi, uğruna feda edilecek bir hayatım olduğunu söyle. Ben isterim ki kaçtıktan sonra evlenelim, mutlu olalım. Söyle Emine'me, uygun şartlar oluşuncaya kadar beklesin. Peki ya ağa onu evlendirecek birini bulursa? O zaman alsın bohçasını gelsin. Ayaklarımızın bizi götüreceği yere kadar gideriz. Biz birbirimizle evlenmedikten sonra zaten yaşamıyoruz demektir. Ayrı yaşayacağımıza kaçarak ölürüz daha iyi. Hanımıma böyle böyle derim. Çiftliktekiler benden şüphelenmeden gideyim artık. Sağlıcakla kal Hüseyin. Sağ ol Kezban bacım. Emine'me söyle. Burada onun için gece gündüz çarpan bir yürek var. Demek öyle söyledi ha? Yaz gelsin, karlar erisin, Hüseyin de gelip beni kaçırsın. Oh, ölme işeyim, ölme yoncalar bitecek. Öyle deme be Emine hanımım. Önce ben de kızdım ama sonradan hak verdim Hüseyin'e.
Sen de biliyorsun bizim buralarda kar düştü mü yollar kapanır, dağlar geçit vermez. Nereye kaçabilirsiniz ki? Ağa baban akşam olmadan buldurur sizleri. İyi de yaza kadar nasıl beklerim Kezban? Ya babam yarın öbür gün birini bulup da eve verirse beni? O zaman ne olacak? Sen de şahit ol ki canıma kıyarım yine de Hüseyin'den başkasına varmam. Allah korusun hanımım ölümden söz etme. Hüseyin dedi ki Eminem son ana kadar beklesin. Öyle bir durum olursa o zaman alsın bohçasını gelsin bana dedi. Demek Maksut Ağa sen kaçırırsın korkusuyla Emine'yi evlendirmeye karar vermiş ha? Sorma Veli kardeş sorma. Ne yapacağımı şaşırdım kaldım. Kaçırmaya kalksan bu karda kışta nereye gideriz? Ne bir akrabam var ne bir tanıdığım var. Dağlarda kardan geçit vermez. İşin zor be Hüseyin. İyi ki aşık değilim. Ah şu kar bir kalksa. Bahar bir gelse. Karlar bir erise. Hiç gözümü sakınmam. Aldığım gibi Emine'yi kaç ay giderdim buralardan. Karların erimesine daha 2 ay var. O zamana kadar ağa kızını evlendirir be Hüseyin. Hemen nereden bulacak ki bir damat evlendirsin? Vallahi arayan mevlasını da bulur belasını da demişler Hüseyin. Ağanın yanındaki yanaşmalardan biri arkadaşım. O dedi. Ağa sağda solda şanına layık birini bulursa kızını evlendireceğini söylüyormuş. Çok geçmez bu haber her tarafa yayılır. Biliyorsun Emine'nin güzelliği dillere destan. Allah kahretsin. İnsan biricik kızını böyle ilan verir gibi evlendirir mi? Benden söylemesi. Gerisi senin bileceğin iş Hüseyin. Allah'tan hava kış. Yoksa Emine'ye çok talip çıkardı. Ama bu havada zor bulurlar. Hüseyin'i öyle özledim ki Kezban anlatamam. Neredeyse 1 ay oldu yüzünü görmeyeli. Keşke elimden bir şey gelse de onu sana gösterebilsem hanımım. Ama ağa baban her tarafa nöbetçiler koymuş. Habersiz konağa sinek bile girip çıkamıyor. Sanki neden babam Hüseyin'le evlenmeme izin vermiyor ki? Çoban bile olsa o da insan değil mi? Çoban olmak onun suçu mu? Herkes ağa oğlu olamıyor ki. Ben de konağınızda besleme olmak istemezdim ama ne edersin? Kader işte hanımım. Küçük yaşta anam babam ölüp de kimsesiz kalınca hanım anneniz beni aldı büyüttü. Dur oğlum dur. Tamam sakin ol oğlum sakin ol. Hayırdır beyim bir şey mi istediniz? Maksut Ağa konaktaysa onunla görüşmek isterim. Olur. Ahmet, Hüseyin beyin atını ağara çekin. Yemini suyunu verin. Siz de benimle gelin ha. Neler oluyor dışarıda? Dur pencereden bakayım abla. Adamın biri konağa gelmiş. Kim? Tanıyor musun? Hayır. Yaşlıca bir adam. Ağa babanızın tanıdıklarından biri olmalı. Ağam, Beyda köyünün ağası sizi ziyarete gelmiş. Cemal ağam, bu havada ha? Allah Allah. Tez buyur et gelsin bekletme misafirimizi. Peki ağam, buyurun Cemal ağam. Sağ ol. Selamun aleyküm Maksut ağa. Ve aleyküm selam Cemal ağa. Buyur hele. Uzun ve zahmetli yoldan gelirsin. Karnın aç mıdır? Sağ ol. Toktur ağam. Sağ ol. O zaman bir yorgunluk kayfesi içersin ha. Kaya. Konuğumuza hemen bol köpüklü bir kayfe getirin. Baş üstüne ağam. Acaba gelen atlı kim dersin Kezban? Öyle merak ediyorum ki. Bilmiyorum hanımım. Ama bu karda kışta geldiğine göre önemli biri olmalı. Kız ister misin bu adam benim için gelmiş olsun? Ağzını ayrı aç be hanımım. Adam baban yaşında. Hiç seni verirler mi böyle birine? Babamın ne yapacağı belli olur mu? Canıma kıyarım yine de varmam bu adama. Dur hanımım telaşlanma. Ben şimdi gider kim olduğunu öğrenirim. Kayfeleri içtiğimize göre bu havada bunca yolu bu karda kışta tepip neden geldiğimi anlatabilirim Maksut ağam. Doğrusu bu ya. Geliş sebebini pek merak ettim Cemal ağa. Buraya son derece hayırlı bir iş için gelmiş bulunmaktayım. Ya he mi? Nedir?
Duydum ki evlilik çağında güzeller güzeli bir kızım varmış. Bilirsin, benim de elini öper aslan gibi bir oğlum vardır. Gözümün tek nurudur. Bilirim, bilirim, yiğit oğlandır. Nicedir hem ağalığımıza layık, hem de oğluma uygun bir kız aramaktayım. İyi çocuktur, hatırlıdır, yol yolak bilir, yakışıklıdır, gücü kuvveti yerindedir. Öyledir, öyledir. Mal dersen, şükür Allah'a kimseye muhtaçlığımız yoktur. Tarla takım, koyun sığır, her bir şeyimiz vardır. Senin de kızını evlendirmek istediğini duyunca, başkaları talip çıkmadan, havaya neye bakmadan atıma atladığım gibi kapına geldim. Şeref verdin Cemal ağa. Seni de tanırım, oğlunu da tanırım. Bilirsin, benim kızım da dünya güzelidir hani. Öyledir. Hanım hanımcıktır hem de. Evet, evet, öyledir, öyledir. Zaman kötü. İtin uğursuzun tekine kapılmasın. Ağalık itibarımızı yere düşürtmesin diye biz de konağımıza uygun bir genç ararız. Eğer sen de he dersen bu işi tamamlayalım. Buraya önce ağzını aramak için geldim. He dersen geleneklerimiz, örflerimiz neyi gerektirirse o şekilde gelir kızınızı isteriz. Kızımı isteyen senin gibi varlıklı, itibarlı bir ağa olduktan kelli neden he demeyelim ki? Cemal ağa, az önce senin de dediğin gibi örflerimize, geleneklerimize uygun olması şarttır tabii. Takıydı, başlıktı. Elbette, elbette. Hiç dert etme Maksut ağam. Sen ne şart ileri sürersen biz aynen uyarız. Kemal ağam, sağ olasın, var olasın. Bizi belleyip kapımıza gelmişsin, şeref vermişsin. Olmayacak iş değil. Lakin bir yol düşünelim. Anasıyla da bir konuşayım. Ben sana kahyamı gönderir, haber veririm. Sen nasıl uygun görürsen Maksut ağa. Şimdi izin verirsen ben yola çıkayım. Ay olmaz. Hiçbir yerlere bırakmam. Bu gece konuğumuzsun. Şimdi baş köşeye senin için bir döşek serdiririm. Akşam yemeğini de birlikte yeriz. Sana yük olmayayım ağam. Estağfurullah Cemal ağa, ne yükü? Meyda köyünün ağasını konağımıza misafir etmek bizim için şereftir. İyi o zaman. Yarın sabah erkenden yola çıkarım. Oğlan heyecanla benden haber bekliyor. Bilirsin, gençler aceleci olurlar. Amanın, neler söylersin Kezban? Konağımıza gelen misafir benim için mi gelmiş? He vallahi hanımım, kulağımı kapıya iyice dayadım. Babanla misafirin bütün konuştuklarını bir bir dinledim. Adam seni oğluna istemek için gelmiş bunca yolu. Adam kimmiş? Beydağ köyünün ağasıymış. Nerede bu köy? Buradan 3 günlük uzaklıkta. Adam ağa ha? İşte şimdi yandım Kezban. Babam kesin beni verir o ağa oğluna. Kimmiş bu ağa? Nasıl biriymiş? Cemal ağa, Beydağ köyünün ağası olur. Geniş topraklara sahip biridir. Çok zengindir. Bu havada buraya Emine'yi oğluna istemek için gelmiş Halime. Verecek miyiz kızı? Başlık parasında anlaşırsak vereceğiz tabii. Anlaşacağımız kesin. Adamda para çuvalla. Hatırı itibarı da var. Düğün dernek ne istersen yaparım dedi. Bunun gibisiyle dünür olmayacağız da kimin ne olacağız hanım? Bu Beydağ köyü nerededir bey? Buradan 3 günlük mesafede. Vay 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 vay, amma da uzak yerdeymiş. Kızı bir verdik mi bir daha zor görürüz gayrı. Ne fark eder ki hatun? Kız dediğin nasıl olsa yabana gitmeyecek mi? Geri kocasının yanı değil mi? Ha bizim köy, ha oradaki köy. Hazır iyi bir kısmet çıkmışken bundan yararlanalım. Doğru dersin amma. Emine istemezlik etmez inşallah. Aksilik edeceği kesin. Biliyorsun, gönlü çoban Hüseyin'de. Ama ne yapacak? Bizim isteğimize boyun eğecektir. Sakın karşıma geçip çemkirmeye kalkışmasın. Un ufak ederim halimallah. Ben konuşurum onunla, merak etme. Adama ne zaman haber vereceksin? Zaman vermedim. Ben kahyayı yollar haber gönderirim dedim. Bu karda kışta kahyayı niye yollayacaksın ki? Hazır adam buradayken sabahleyin kızı veriyoruz de olsun bitsin. Olmaz. Yangından mal kaçırır gibi kız verilmez.
Adamın aklına bin türlü şey gelir. Kız tarafı dediğin ağırdan almalı. Almalı ki başlık parası da ona göre olsun hanım. Ay. Kız evi, naz evi demişler. Ay işin gücün para ağam. Seni duyan da bizi fakir sanacak. Koskoca ağasın. Dünya kadar toprağın hayvanın var. Olsun varsın. Acele edip de ucuza kız vermem. Adam yarın sabah gitsin. Bir iki gün sonra kahyeyi yollar. Gelip kızı isteğin dedirtirim. Sen daha iyi bilirsin. Nasıl istiyorsan öyle yap. Yeter ki bu işi fazla uzatmadan bir an önce hallet. Eris'in Dağların Kara Eris'in adlı oyunun ikinci bölümünü dinlediniz. Üçüncü bölümde buluşmak üzere, hoşça kalınız.